Adım Ebru. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşıyorum. 1993 doğumluyum. Hikayedeki bazı yerlerin adını ve kişilerin isimlerini değiştirerek anlatacağım. Sarışın, mavi gözlü, güzel bir kız olmam nedeniyle küçüklükten beri nazara uğruyordum. Sık sık düşer, yara bere içinde eve dönerdim. Komşularım ve akrabalarım beni çok fazla severdi. Ben bu ilgilerden dolayı nazara uğradığıma inanıyorum. İlkokul hayatım sıradan geçti. Lise hayatım bana göre biraz değişik ve yoğun geçti. Lise 1'de sınıftaki kızlar tarafından dışlanırdım. Nedeni de tüm erkeklerin benden hoşlanmasıydı. Buna rağmen lisede hiç sevgilim olmadı. Tek ve en iyi arkadaşım Murat'la takılırdık. Murat, diğer erkeklere göre çirkindi. Ama benim için hiç mi hiç önemli değildi. Çünkü içindeki güzelliği, onunla yaptığım arkadaşlık benim için her şeyden önemliydi. Lise 1'de ikimiz de sınıfta kalmıştık. O aslında çalışkan bir öğrenciydi. Neden kalmıştı, anlamamıştım. Yazları sınıf arkadaşlarımla görüşemezdim. Bütün 3 ayı memleketimde yazlıkta geçirirdim. Denize girer, günlerimi sefa içinde geçirirdim. Lise 3. sınıfta Murat değişmeye başladı. O çirkin liseli çocuk son sınıftaki kızların bile dikkatini çekerdi. Yazları çalıştığı için inşaat işlerinden dolayı vücudu diğer arkadaşlarımıza göre daha hacimliydi. Lise son sınıfa geçerken ailem yazlığımızı satıp benim iyi bir üniversiteye gidebilmem için dershane gibi masraflara harcamaya karar verdi. O sene derslerden başımızı kaldıramadık. Murat'la aynı dershaneye yazıldık. Ailemi Murat'la tanıştırıp bizim evde ders çalışarak geçirdik boş zamanımızı. 2014 senesinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünü kazandım. Murat da aynı üniversitede gıda mühendisliğini kazandı. O sene Murat'la fazla görüşemedik. Nadiren de olsa buluşup sohbet ederdik. Bunun sebebi Murat'ın kız arkadaş yapmasıydı. Bunu öğrendikten sonra garip duygular içine girmeye başladım. Yazın çalışarak kafamı dağıtmayı düşündüm. Başıma gelecek olaylar da bu yaz başladı. Daha rahat bir dönem geçirebilmek için bir fabrikaya iş başvurusu yapmak için gittim. Hiç boş yer olmamasına rağmen birkaç gün sonra başvurum onaylandı. İş yerine gidip işimi öğrenince iyice şaşırmıştım. Hiç bilgim olmamasına rağmen sekreterlik yapacaktım. Hem de sekreter olmasına rağmen. Birkaç gün patronun getir götür işini yaptım. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Patron yaşını başını almış biriydi. Ama asıl mesele birkaç hafta sonra gün yüzüne çıktı. Patron beni oğlu için beğenmişti. Bir gün odasına 3 kahve ile gelmemi söyledi. Kahvelerle odaya gittiğimde oğlu da odadaydı. Oğlu beni görür görmez eli ayağına dolaştı. Patron oturmamı isteyerek, "Bak kızım, bu benim evladım Berk. Kendisi tek çocuğum ve ileride mirasımı devralacak tek kişi. Eğer sen de istersen tanışıp arkadaşlık edersiniz. Kafalarınız birbirine uyarsa ileride bu durumu tekrar konuşuruz. Bu sefer ailenle birlikte," dedi. Bu emrivaki durum karşısında red edemedim. İşe daha yeni girmeme rağmen ücretimi kesmeden işe gelmemi istediler. Zamanımı Berk ile geçirmemi istiyorlardı. Berk dışarıdan güçlü, zeki, iyi bir insan olarak görünmesine rağmen iç dünyası bir o kadar karanlık. İnsanları hor görür, dış görünüşleriyle dalga geçerdi. Sahile gider, vaktimizi orada geçirirdik. Bir gün beni daha önce hiç bahsetmediği bir grup arkadaşıyla tanıştırdı. Onlarla ertesi gün akşamı için buluşmak için sözleşti. Arkadaşları hazırlıklı gelmemizi falan öyle bir şey dediler. Çünkü onların sohbeti sarmadığı için dinlememiştim bile. Ertesi gün akşam 8'de Berk beni evimden aldı. Daha önce hiç gitmediğim, adını bile duymadığım eski, terk edilmiş bir fabrikaya geldik. Fabrikada sadece güvenlikler vardı. Güvenliğe rüşvet verdikten sonra içeri girdik. Bagajdan çıkardığı maske ve pelerini giymem için bana verdi. Kendi pelerini siyah, benimki kırmızıydı. Hipnoz olmuş gibi Berk'in dediklerini yapıyordum. Fabrikadan içeriye girdiğimizde göreceklerim daha önce hiç şahit olmadığım şeylerdi. İçeride
25-30 kişi kadardık. Fabrikanın tam ortasında büyük bir pentagram vardı. Ortada büyük bir ateş yanıyor. Çember şeklinde herkes bir şeyin başlamasını bekliyordu. Biz de yerimizi aldıktan sonra eli ve ağzı bağlı bir insanı buraya getirdiler ve ortaya taşıdıkları bir masaya onu yatırdılar. Herkese birer hançer verdiler. Sırayla herkes masadaki kişiye birer kesik atıyordu. Sıra bana gelince bana da bir şey yaparlar korkusuyla ufak bir çizik ben de attım. Adamdan akan kanları bir kaseye doldurdular. Sanırım kasenin içinde uyuşturucu bir madde vardı. O kaseden herkese şırıngayla enjekte ettiler. O andan sonrası birer hayal gibiydi. Çünkü gördüklerim normal bir günde görebileceğim şeyler değildi. Bir anda etrafımızdaki ortam değişti. Kızıllıktan oluşan bir havaya büründü. Etrafımıza bizim gibi giyinmiş onlarca kara çarşaflı varlık gelmeye başladı. Etrafımızda dans ediyorlardı. Bir süre sonra kendimden geçmişim. İlk kez verilen bu madde bedenime ağır gelmişti. Sabah uyandığımda fabrikada tek başıma çıplak bir haldeydim. Etrafımda ne ayinle alakalı bir iz ne de kıyafetlerim yoktu. Yaşadığım olaylara bir türlü anlam veremiyordum. Buraya nasıl geldim? Neler yaşadım? Kafamda türlü sorular, etrafımda bulunduğum kartonlarla bedenimin bir kısmını kapatarak dışarı çıktım. Güvenliklerden biri beni görüp koşmaya başladı. "Dur, kimsin? Ne arıyorsun burada?" gibi sorularla bana yaklaşıyordu. Sırtımı duvara dayayıp ağlamaya başladım yaşadıklarımdan ötürü. Güvenlik bana, "Ne oldu? Bu halin ne? Buraya nasıl girdin? Niye bu haldesin?" dedi. Bir yandan telsiziyle arkadaşlarına anons çekiyordu. Üstündeki montu bana verdi. Onunla üzerimi örttüm. 20 dakikaya polis ve ambulans geldi. Hastanede 2 gün yattıktan sonra taburcu oldum. Bu süreçte ailemin sorularını ve polisin bana sorduğu sorulara sağlıklı cevaplar veremedim. Ailem beni psikoloğa götürdü. Kısa sürecek bir psikolog maratonum başlamıştı. Bu süreçte Berk beni ne aramış ne de sormuştu. Önce fabrikaya gidip patronun yanına gittim. Onun da Berk'ten haber alamadığını, senede birkaç kez böyle seyahatlere gittiğini söyledi. O gün patrona Berk'le ilişkimi bitirdiğimi ve bir daha beni aramamasını söyledim. Adam buna rağmen bana kızmadı, işten de çıkarmadı. Ben psikoloğa giderken, düzelmem gerekirken daha da kötüleşmeye başladım. Kötü olduğum günlerin birinde Murat beni aradı ve hal hatır sormaya başladı. Durumu anlattığımda benimle buluşmak istedi. Merkeze gidip birer kahve eşliğinde sohbet etmeye başladık. Murat sanki yaşadığım durumun ne anlama geldiğini biliyormuş gibi bana yardım edebileceğini söyledi. Ertesi gün için sözleştik. Eve gidip akşam olduktan sonra erken bir saatte uyku çökmeye başladı. Hiç bu saatte uyumazdım. Rüyamda büyük bir kalabalığın önünde sandalyede oturuyordum. Yüzümü kapatan tül gibi bir bezle yarım yamalak etrafı görüyordum. Karşımda biri oturuyordu. Dikkatli bakınca bu kişi Berk'ti. Karşılıklı olarak otururken kalabalığı yaran bir kişi siyah bir keçiyle tam ortamıza geldi. Arkasından biri daha elinde bıçak ve bakır bir kap ile onun yanına dikildi. Gelen adam üstündeki örtüyü çıkarıp keçinin üstüne geçirdi. Bu sırada adama dikkatli bakınca bu kişinin Berk'in babası olduğunu fark ettim. Bir anda keçi insana dönüştü. Berk'in babası onu yatırdı ve boğazını kesti. Akan kanı da yanındaki kişi bakır kapa koyup önce benim sonra Berk'in başından aşağıya döktü. Bir anda bedenim istemsiz olarak hareket etmeye başladı ve Berk ile orada birlikte olduk. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Sırılsıklam olmuş vaziyette duşa gidip duşumu yaptım. Olanlara anlam veremiyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Murat'ı arayıp erkenden gelmesini istedim. Murat apar topar yanıma geldi. Ne olduğunu, neden bu kadar erken çağırdığımı sordu. Ona yaşadıklarımı anlattım. Bana sarılarak geçecek dedi. Beraber arabasıyla o an bilmediğim bir yere gitmeye koyulduk. Tek katlı bir eve vardık. Eski püskü gözüken bu evi sordu Murat'a. Bana sabretmemi söyledi.
İçeride bir odaya girdik. Bizi bekleyen yaşlı bir adam vardı. Murat adama yaklaşıp, "Hocam, size bahsettiğim arkadaşım bu. Başından geçenleri bir de o anlatsın," dedi. Hoca bana dönüp, "Kızım, abdest al, başını ört gel," dedi. Yanındaki yardımcısı bana yolu gösterdi. Odaya kapalı şekilde geri döndüm. Hoca benden bazı bilgilerimi alıp bir kağıda yazdı. Murat'a dönüp, "Odada kaç kişi var?" dedi. Murat, "3 kişiyiz," dedi. O an aklımı kaçıracaktım. "Odada 5 kişiyiz. Biri kapıda bekleyen kişi, biri de hocanın arkasında oturan kişi." Hoca bana dönüp, "Kızım, sen kaç kişi görüyorsun?" dedi. Şaşkınlıkla, "5 kişi," dedim. Murat da bana şaşkın bir ifadeyle baktı. "Hocam, nasıl olur? Diğer 2 kişi kim, nerede?" dedi. Hoca eliyle dur işareti yaptı. Önündeki tencereye metal bir ibrikten su döktü. Sonra söze girdi. "Bakın evladım, birazdan göreceklerinize hazırlıklı olun, Allah'a sığının," dedi. Ellerini suyun içine soktu ve okumaya başladı. Su fokurdamaya başladı. Kısa bir süre sonra ellerim yanmaya başladı. Dayanacak gücüm kalmıyordu. Bir anda hoca "Amin" deyip ellerimi sudan çıkardı. Suyun içinde bazı şeyler gözükmeye başladı. Suyun içinde Berk bir yatakta yatıyor. Çarşaflılarla birlikte babası Berk'e bakıyordu. Hoca kağıtlara yazdığı şeyleri yakıp suyun içine atınca çarşaflılar yarısı keçi, yarısı şekilsiz bir varlığa dönüştüler. Bir anda Berk'i parçalamaya başladılar. Berk yatakta deli gibi çırpınıyor. Babası da telefonla bir yerleri arıyordu. Varlıklar en son Berk'in başını gövdesinden ayırıp duvarın içine girip kayboldular. Hocanın arkasındaki kişi hocanın kulağına bir şeyler söyledi. Hoca da tek bir şey söyleyerek onu odadan çıkardı. Bize olanları anlatmaya başladı. "Kızım, bu adam senin o gün fabrikaya gitmenle yanındaki işyerlilere onu bize getir demesiyle seni kandırmış. Sonra o Berk diye gördüğün kişi insan şekline bürünen bir cin, seni kandırıp kurban olarak almaları için o gittiğin fabrikada cinlerin şefi sana aşık olmuş, seni koruması altına almış, seni Berk karşılığında kendine mühürlemiş. Berk aslında yatalak bir genç, fabrika sahibi. Bütün doktorlardan iyileşemez yanıtını alınca çareyi şerli büyücülerde bulmuş. Büyücüler büyük bir bedelin olacağını ve bu günahı kabul edip etmediğini sormuşlar. Adam da kabul edince cinlerle anlaşma yapılmış. Eğer kurban olayı gerçekleşseydi Berk'in sağlığına kavuşacağını söylemişler. Adam da yüklü paralar verince büyücüler zevkten 4 kişi şekilde büyüler yapmış. Son yaşadığın olayda cin şefiyle evlendirilmek istemişsin. Liderleri bunun şerefine Mert'in ruhunu parçalayıp bedenine cin yerleştirmek için ritüel yapmış. Seni de kendine bağlamış. Büyüleri etkisiz hale getirdim ama bundan sonrası için benim ilmim yetmez. Sadece korunman için cevşen yazabilirim. İlmi kuvvetli bir hüddama gitmen gerekir," dedi. Allah razı olsun deyip hocanın evinden ayrıldık. Murat'la eve döndük. Murat, "Seninle konuşmam gereken bir şey var Ebru," dedi. "Bak Ebru, çok iyi arkadaş olduğumuzu biliyorum ama bunca zamandır dikkatini çekmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaşlığımız bozulmasın diye sana gerçek duygularımı açmadım. Eğer bu söylediklerime kızacaksan da yüzüme söyleme, çok utanırım. Bu acıya dayanamam. Kız arkadaşım olarak tanıttığım kişi de senin tepkini görmek içindi. Bu yaşadıkların benim geç kaldığımı gösterdi. Eğer kabul edersen bundan sonrası için arkadaşlığımızın adını değiştirelim," diye duygusal bir konuşma yaptı. O an içimde bir şeyler depreşti ve cevap olarak, "Seni ben her zaman kardeşten öte bir arkadaş olarak gördüm. Şu an içinde bulunduğum durum duygularımı çok etkiledi. Biraz zamana ihtiyacım var. Sensiz de yapamam. Seninle de böylesi bir ilişki içinde çabuk karar veremem. Olur da ilişkimiz bozulursa tek dostumu kaybetmek istemiyorum," dedim. Durumumuzu zamana bıraktık. Çünkü bazı ilişkileri oluşturmak kişiye göre zorluklar içeriyor. Murat'la da bizim aramızdaki ilişki de bu tarz bir ilişki. Başımdan geçen olayların ağırlığı
iyice baskı yapmaya başlayınca eşten dosttan ilmi kuvvetli bir hüddam aramaya koyulduk. Birkaç tanesiyle rast geldik ama onlar da sahte hoca çıktılar. Umudumuzu yitirmeye başlayınca Murat bana Mardin'de ünlü bir hocanın adını söyledi. Gerçek adını kullanmayacağım, Saffet diyelim ismine. Saffet hocaya gitmek için hazırlıklar yaparken işlerimiz ters gidiyordu. Bir yandan rüyalarımda sürekli bir varlıkla evlendiriliyordum. Bu olayın sıklaşması artık ciddi olarak gerçeklik algımı bozmaya başladı. Murat'a kendimi emanet etmek zorunda kaldım. Çünkü uyuduktan sonra başka bir alemde gözlerimi açıp orada birinin hayatını yaşıyordum. Beden başka birine aitti ama ben kontrol ediyordum. Bana o kişinin ismiyle hitap ediyorlardı. Ben de garipsemiyordum bu durumu. Sanırım onların alemine karışmaya başladım bu dönemde. Gözlerimi Murat'ın ettiği dualar ile açabiliyordum ancak. Murat, araç ve eşyalarımızı hazırlayıp Saffet Hoca'nın yanına doğru gitmeye başladı. Bu kısımda kendi gördüklerim ve sonradan Murat'tan duyduklarımı yazacağım. Ben ani çöken bir uykuyla uyuyakaldım. Araçla ilerlerken yolumuza sürekli çarşaflı varlıklar çıktı. Birçok kez kaza yapmaktan kurtuldum. Ettiğim dualar ile zor da olsa kazasız şekilde hocanın evine gelebildik. Yolculuk boyunca Ebru uyurken kendi kendine anlamsızca konuşuyordu. Bu da benim daha çok korkmama neden oluyordu. Saffet hocanın evinin bahçesine girene kadar üstümüzde ağırlık vardı. Girdikten sonra hafifleme geldi. Tarifi zor bir histi bu. Hocanın eşi ya da artık kimse, kapalı bir kadın bize Saffet hocanın odasına kadar eşlik etti. Hoca benden biraz bilgi istedi. Yaşadıklarımızı anlattım. Elini Ebru'nun başına koydu ve uyan kızım dedi. Bu kısımda afallamış bir şekilde hiç görmediğim bir evde gözlerimi açtım. En son arabadaydım. Buraya kadar nasıl gelmiştim ve ne kadar süre geçmişti bilmiyordum. Hoca adımı, yaşımı, anne baba adı gibi bir sürü soru sordu. Cevaplarını alırken bir yandan önündeki kağıda yazıyordu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm bir kadını çağırdı. İki tane bakır tepsi, bir tane de leğen istedi. Odanın köşesinde bulunan sandığı açıp içinden altın bir yüzük çıkardı. Bakır tepsilerin ikisini önüme koydu ve ellerimi içine sokmamı söyledi. Önüme de plastik leğeni yerleştirdi. Yardımcısından bir şişe su istedi. Bu esnada kendisi de 20-30 tane kadar mumu getirip odanın belli yerlerine yerleştirdi ve yaktı. Perdeleri kapattı. İçeride loş bir ışık vardı. Suyu tepsilere dökmeye başlayınca ellerim kaynar suya sokulmuş gibi yanmaya başladı. Bir yandan okuyarak acım artıyordu. Bir anda bayıldım. Murat bu süreçte benim yerime cinin dile geldiğini anlattı. Hoca ona çok ısrar etmesine rağmen bedenimden çıkmayacağını söylemiş cin. Sonunun ölüm olacağını belirtmesine rağmen hoca bir süre okuduktan sonra gözlerimi açtığımda midem bulanıyordu. Midemden türlü boyutlarda kemik parçaları ve kağıtlar çıktı. Leğene kustum onları. O an bedenimdeki cin duman olup önüme geldi ve o kan kırmızı gözleriyle bana bakmaya başladı. Beni öldürmek istediğini gözleriyle belli ediyordu. Hoca son bir şansının olduğunu söyledi cine. Cin yenildiğini anlamış olacak ki kabul etti. Anlaşma yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Hoca altın yüzüğü bana verdi ve şunları söyledi. Bak kızım, bu andan itibaren özgürsün. Dinine bağlı, namazını aksatmadan bir hayat yaşa. Bu yüzük de parmağında takılı olsun. Bu seninle diğer alemin kilidi olacak. Artık onlardan hiçbiri seni göremez ve duyamaz. Bana olan borcunuz, bana edeceğiniz duadır. Sakın para ya da başka bir şey teklif etmeyin. Beni her hatırladığınızda imkanınız olursa yetim doyurun. Benim için de dua edin. Bu bana yeterli. Allah bir daha böyle bir durumla karşılaştırmasın sizi dedi. Elini öptük. Helallik aldık. Murat beni eve bıraktı ve birkaç gün dinlenmemi, bir ihtiyacımın olması halinde telefon açmamı söyledi. Bu süreçte
Ben de Murat ile olan gerçek duygularımı hissetmeye başladım. İçimdeki cinden dolayı kimseye, ne anneme, ne babama sevgim kalmamıştı artık. Gerçek duygularıma kavuşmuştum. Murat'la uzun bir süre nişanlı olarak kaldık ve evlendik. Ve bir tane dünyalar güzeli kız çocuğum var. Onunla ilgilenirken sizlerin yaşadığı hikayeleri dinliyorum. En sonunda ben de yazmaya karar verdim. Anlatacaklarım burada sona eriyor.